yaylıların bir anda gitara, mandoline ve vurmalı çalgılara dönüştüğü sürprizlerle dolu bir konser. Çakıl taşlarından sanat eserine, Fehim İbrahim Hakkıoğlu'nun çalışmaları. Sahne sanatlarında Ezgi Daloğlu'yla klasikten caza saksafon. Coşkun Aral'ın anlatımıyla vefatının 26. yılında Abidin Dino. Vildan Atasever'in oyunculuk öyküsü. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Sinemanın seçkin örneklerini Türkiye'nin değişik kentlerindeki sinema severlere sunan 25. Gezici Film Festivali'nin Kastamonu bölümü başladı. Ankara Sinema Derneği'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısıyla düzenlenen festivalin Kastamonu ayağı için Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda açılış yapıldı. Festival, Hollandalı piyanist Daan van den Hurk'un canlı müziğe eşliğinde Jay Westberg'in sunumuyla Çatışan Arzular adlı sessiz filmin gösterimiyle başladı. Yapay zeka ve sanat bu kez Beethoven için buluşuyor. 2020 yılında doğumunun 250. yıl dönümü kutlanacak olan Ludwig van Beethoven'ın yarım kalan 10. senfonisini yapay zeka tamamlayacak. Aralarında müzisyenler, besteciler, bilgisayar uzmanları ve piyanistlerin de olduğu uluslararası bir grup, Beethoven gibi düşünen bir algoritma geliştiriyor. Beethoven müziğine ilişkin veriler bir yazılım aracılığıyla yapay zekanın algoritmasına iletiliyor, böylece yapay zekanın Beethoven'ı tanıması sağlanıyor. Uzmanlar, eserin dinleyiciler tarafından hangi kısmının Beethoven, hangi kısmının yapay zeka tarafından yapıldığını ayırt edememesi durumunda projenin başarılı kabul edileceğini belirtiyor. 10. senfoninin tamamlanmasının ardından Beethoven'ın doğduğu kent olan Bonn'da Beethoven Orkestrası tarafından 28 Nisan 2020'de seslendirilmesi planlanıyor. Anadolu'nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında resim ve seramik sergisi açıldı. Üniversiteli Kadınlar Derneği Kastamonu Şubesi tarafından açılan resim ve seramikten oluşan yaklaşık 160 eserin yer aldığı sergi, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Farklı ürünlerin yer aldığı serginin gelirleri, Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin okuttuğu öğrencilere verilecek. Keman virtüözü Paganini'nin yaratıcı eserlerinden ilham alan ve izleyicilere eğlenceli, dinamik, çağdaş bir klasik müzik dinletisi sunan müzik grubu İstanbullu sanatseverlerle buluştu. Klasik müziği güldürüyle harmanlayan grup, 9 Aralık'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı. Thomas Potiron, Fernando Clement, Georgi Fornejiev ve Isaac Poulet'ten oluşan virtüöz dörtlü, Paganini'nin sofistike kompozisyonlarını, cüretkar kişiliğini ve tartışılmaz yeteneğini sahneye taşıdı. Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirdikleri temsillerde 7'den 70'e herkesin beğenisini toplayan Paganini adlı grup, farklı müzikal tatları bir araya getirdi.
Sanatçılar gösteri boyunca Paganini'nin bestelerinin yanı sıra Mozart, Pachelbel, Chopin, Baccarini, Falla ve Sarasate'nin eserleriyle rock ve folk melodilerinin de yer aldığı renkli bir repertuar seslendirdi. Sanatçılar eserleri çalmalarının yanı sıra hazırladıkları sahne performanslarıyla seyircinin de katılımını gerçekleştirdiği bir gösteri sundu. Çello ve kemanların bir anda gitara, mandoline ve vurmalı çalgılara dönüştüğü sürprizlerle dolu konser izleyenlerden beğeni topladı. Konferans, Rosa Barba'nın çeşitli müze depolarında çektiği 3 bölümden oluşan bir film serisi. Sanatçının 2010-2015 yılları arasında Berlin, Roma ve Londra'daki müzelerin eser depolarında çektiği ve Arter koleksiyonunda bulunan 3 filminden oluşan serginin küratörlüğünü Başak Doğa Temür üstleniyor. İlkini Berlin'deki Neues Museum'un eser depolarında, İkincisini 2012'de Roma'daki Capitolio Müzesi'nin deposunda, üçüncüsünü de 2015'te Tate Müzesi'nin, Londra'daki Tate Müzesi'nin eser deposunda çekiyor. Bu üç filmi bir arada büyük ekranlarda 35 mm film makineleriyle gösteriyoruz. Hiçbir zaman belki bir sergide bir araya gelemeyecek türden, farklı dönemlerden, farklı mecralardan üretilmiş sanat eserleri bir araya toplanıyor. Üç filmde müzelerin depo alanlarındaki yapıtların aralarında geçebilecek tartışmaları gündeme getiriyor. Farklı depo düzenlemelerine uygun olarak boyutları ve biçimlerine göre sınıflandırılmış ve depolanmış, farklı dönemlerden çeşitli sanatçılara ait bu yapıtlar filmlerin baş kahramanları oluyor. Yapıtların aralarındaki görünmez bağlar ve sessizce bir arada bulunmaları, hareketli kameranın bilimsel ve kronolojik önermelerinin yanı sıra metin parçaları ve işitsel öğelerin montajı aracılığıyla canlılık kazanıyor. Barba, girişi yerleştirilen diyagramda bu gizli konferansın çoğu birbirinin çağdaşı olmayan katılımcılar arasında kurulabilecek olası bağlantılar ağını gösteriyor. Gizli konferans 19 Ocak 2020'ye kadar Arter Galeri 1'de ziyarete açık olacak. Fehim İbrahim Hakkıoğlu. Resmi olan ilgisi küçük yaşlarda Erzurum'da başladı. Yeteneğini kendi tarzıyla ortaya koyup çakıl taşlarını sanata dönüştürmeye başladı. Yurt içi ve yurt dışında 35'in üzerinde resim sergisi açtı. Bu sanatın Türkiye'deki tek usta öğreticisi olan sanatçı, 60 yılını çakıl taşlarıyla resim yapmaya adadı. Çocukluğumda bir sanatçı bir ailenin ortamında yaşadığım için boyalar, her türlü malzeme hazırken ben de oyun oynamak için başladım boyalarla uğraşmaya. Fakat babam baktı ki bu ciddi bir şey olacak. Sesini çıkartmadı. Sonra köy enstitüsünde okuduğumda desen dersine daha çok hocam önem verdi. Desen dersinde desenlerim de çok güzel olduğu için 3. sınıftaydım. Son sınıflara hocam dedi ki sen atölyenin şefi sensin, bunlara da ders vereceksin dedi, yani o zamanlar. Öyle başladık. Sonra hocam resimlerim, Burhan Alkar profesör, kendisi şimdi meydanlarda heykelleri var, heykeltıraş. Kuvvetli bir desen ustası. Yetiştirdiği gibi dedi, oğlum dedi, bak güzel yürüyorsun ama kimsenin kopyası olma. Yani baktıkları zaman derler ki Rubens'in tablosu, Picasso'nun tablosu gibi görmesinler dedi. Kendi baktıkları zaman Fehim'i görsünler dedi. Ben de araştırmalarımda
baktım malzeme olarak taşları görünce kendi aralarında çok güzel uyum sağlıyorlar. Sıcak, soğuk, her renk hemen hemen var ama tam net yeşil bulamadım. Net bir kırmızı yok ama kahverengiyi kırmızı diye kullanabildim. Bakanlar da onu kırmızı olarak gördüler. Yeşili gene gri olarak kullandım. Görenler yeşil olarak gördüler. Böyle devam ettik. Bir de resimleri yaparken kendi daha çok yaşadığım hayattan, etrafımdaki o aldığımız kültürden yola çıkarak kendi eserlerimi yapmaya başladım. Usta sanatçı eserlerinde malzeme olarak deniz ve akarsu kenarlarından topladığı rengarenk küçük taşların yanı sıra kum da kullanıyor. Çakıl taşlarını önce Trabzon'dan Erzurum'a getirdim ama az bir şey getirmiştim. Sonra Çoban Dede Köprüsü'nün altında istediğim taşlar bulunca onlarla yapmaya başladım. Bu da yetmeyince Konyaaltı plajı Antalya'da çok güzel taşları var. Onları aldık geldik. Sonra da öğrencilerim getirmeye başladılar. Öğrencilerim şeker falan getiriyorlardı. Ben dedim bu şekerler benim işime yaramaz. Bana çakıl taşı getirin dedim. Çakıl taşı getirmeye başladılar. Her çeşit taşlarla resim yapmaya başladık. Ama bunun yanında tablolarım çakıl taşıyla devamlı doldurduğum zaman tümü çakıl taşıyla çok ağır olmaya başladı. Bunları biraz hafifletme için kumu da katmam gerektiğini anladım. Kumla da yapınca ayrı bir tatlılık verdi resme. Çakıl taşlarıyla resim yapma alanında dersler de veren Fehim İbrahim Hakkıoğlu'nun tek isteği bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmak. Bu işi 1960'tan beri dünyada ilk resim sanatına çakıl taşını koyan ben olduğum için gelecekteki nesillere de bunun devam etmesini sağlamak en azından atölyede kızlarım ve Zehra Esra bir de torunum Zeynep Mantin'le beraber çalışıyoruz. Onlar da bu işe hevesler inşallah benden sonraki çakıl taşlı yolda devam ederler. Benim diğer öğrencilerim, kursiyerlerim, onlar da benim yolumda gidiyorlar. İnşallah onlar da kendi eserleriyle bu işte öncülük yaparlar. Ezgi Daloğlu, saksafon sanatçısı. Ortaokul ve liseyi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Ana Sanat Dalı'nda, üniversiteyi de aynı okulun müzikoloji bölümünde bitirdi. TRT İstanbul Çocuk Korosu'nda yurt içi ve yurt dışında konserler veren sanatçı, Nev, Ozan Çolakoğlu Orkestrası, İskender Paydaş ve Haluk Levent gibi müzik dünyasından isim ve gruplarında saksafon ve flüt çaldı. Batı müziğinin öğretildiği bir konservatuardaydım ben. Mimar Sinan'daydım. Orada çok ciddi bir klasik müzik eğitimi aldık. Fakat ben kendimi oraya çok ait hissetmedim. O müzikal dünyanın içinde çok ait hissetmedim. Ve hep bir aslında içimde bir arayış vardı. Ve ne zaman saksafon dinlesem böyle çok çalmak istediğimi, onu yapmak istediğimi düşünüyordum. Üniversiteden mezun olduktan 3 sene sonra falan başladım ben saksafona. Yaklaşık bir 6 senelik falan bir birlikteliğimiz var şimdi. Ben kendimi daha rahat hissettiğim bir enstrümanı daha yaygın kullanıyorum. O da alto saksafon şu an yanında olan. Fakat senfonide çalmaya gittiğimde tenorla gittiğim oluyor.
Soprano, saksafon bazen gittiğim bazı işler için çalıyorum ya da bazı konserler için kullanıyorum. Onun haricinde zaten 3 tane saksafon ailesinden 3 tane enstrümanı çalıyorum diyebilirim. Klasik müzik eğitimi alan Daloğlu kendini caz müziğine yakın buluyor. Çalmaktan en çok keyif aldığım müzik caz müzik. Caz müziği. Çünkü orada dediğim gibi kendimi daha rahat hissediyorum ve hani çaldıkça da hani ucu olmayan bir şey. Hani sonsuza kadar kendinizi geliştirebileceğiniz bir alan. Bu beni çok rahatlatıyor, çok iyi hissettiriyor. Dolayısıyla kendi performanslarımı genellikle bu tarz üzerinden yürütmeye çalışıyorum. Çünkü onu seviyorum daha çok. Sanatçı, saksafonun sadece klasik müzikte değil, modern müziğin de içinde kullanıldığına dikkat çekiyor. Saksafon da tıpkı diğer enstrümanlar gibi hani günümüze tabii ki uyum sağlıyor. İstediğiniz gibi sesi elektrik sinyalleri alarak, bir takım elektrik sinyallerini değiştirerek, pedallar kullanarak farklı sesler elde etmeniz mümkün. Dijital platformda da hani istediğiniz programa ulaşarak yine çaldığınız şeyi kaydedip onları tekrar değiştirmeniz mümkün. Ya da bunu sadece enstrümanın yapısı değişmiyor. Bir enstrümanın akustikten elektroniğe döndükten sonra bir de çalım şekli de değişiyor, tarzı ve stili de değişiyor. Ve insanlar da bunu görerek, yavaş yavaş olan bir değişim olduğu için herkes bunu bilerek yeni nesil bunu bu şekilde algılamaya başladı ve her şey aslında günümüze uyarlı bir şekilde, hiçbir şey geride kalmadı. Müzisyen arkadaşlarıyla sahne alan sanatçı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü'nde saksafon sanatçısı olarak çalışmalarına devam ediyor. Abidin Dino, o çok yönlü bir sanatçıydı. Ressam kimliği öne çıksa da aynı zamanda iyi bir yönetmen, yazar, şair, karikatürist, seramikçi, sanat tarihçisi ve folklor araştırmacısıydı. Doğumla ölümü ikiz olarak gördüğü hayata 7 Aralık 1993'te veda etti. Garip bir hikaye. Abidin Dino'yu, onunla ilk teması 10'lu yaşlarında kuzeni Sevim Aral'ın kendisine getirdiği albümlerle olan dostu Coşkun Aral anlattı. Bir arkadaşına bırakmıştı, fotoğrafçı bir arkadaşına. O tabii ki güzel sanatlarda okuyordu. Onun bize Siirt'e getirdiği hediyeler, okul bünyesinden getirdiği resim ve heykel çalışmalarıydı. Hem resimde hem heykelde bir isim dikkatimi çekiyordu, Abidin Dino. Aynı zamanda Hayat Dergisi'nde de kendisinin yapmış olduğu röportajları hatırlıyorum. Büyük bir sanatçı, bir felsefeci. Gariptir, sanat dergilerinde Türkiye'de pek bahsedilmezdi Abidin Dino'dan ama çünkü siyasi görüşü biraz Türkiye'ye zıttı. Hem kuzenimin o getirmiş olduğu albümlerde hem de Ara Güler'in yapmış olduğu çalışmalarda ismiyle karşılaştım. Kendime bir takım rol modeller seçerdim çocukluğumda. İlk rol modelim dayımdı, doktorluğuyla Vehip Arıkan. Ardından Gökçin Sipahioğlu, Hürriyet Gazetesi'nde çıkan röportajları, Ara Güler, Hayat Dergisi'ndeki röportajları, Abidin Dino yapmış olduğu resimler, çünkü resme de yatkınlığım vardı ve heykeller. Bütün bunlar arasında birdenbire Abidin Dino rol modellerinden biri oldu. Ve 1977 yılında Paris'e gittiğimde çok böyle heyecanlı bir seyahat. Hayatımı değiştiren bir seyahat ve onun akabinde yaşadığım 1 Mayıs, kanlı 1 Mayıs'ta SİPA'nın muhabiri olmam hemen Abidin Bey'le tanışmamı sağladı. 1977-80 yılları arasında onunla böyle biraz mesafeli bir ilişkim vardı ama 80'den sonra Paris'teki kıblem oldu diyebilirim. Çünkü her seyahatimin ardında ona gider, ona bazı şeyler anlatır, onun karşısında ondan çizgiler alırdım. Çünkü inanılmaz bir felsefeciydi. Gariptir, dünyada tanımadığı yazar, çizer, düşünür, ressam bahsettiklerim hep dünya çapında. Yani Picasso arada bir çağırıyormuş, Abidin gel de işte ağırla
birlikte bir yarış yapalım. Sen Osmanlı ordusunu canlandır, ben İspanyol ordusunu. Çağır şu Şagal'ı da, o da Rus ordusuyla bize resmi geçiş töreni yapsın diye bir araya geliyorlarmış. Abidin'in evine gittiğimde karşılaştığım insanlardan biri Jean-Paul Sartre, Aragon. Bu insanlar düşünebiliyor musunuz? Yani bunun dışında Jean Berger, hepsiyle dost. Dino, 1937'de yönetmen Sergei Yudkevich'in Şak Teori filminin görüntü yönetmenliğini yaptı. Altın Goller adlı belgesel filme imza attı. 1966 yılında Londra'da Dünya Futbol Kupası'nı çevirdim. Diyeceksiniz ki ayol sen ressamsın, futbolda işin ne? Aral, görüntülerde usta sanatçının eşi Güzin Dino'nun da olduğu Merhaba Abidin adlı belgesele imza attı. 1986'dan itibaren çektiğim o belgeselleri, ta onu kaybettiğimiz 1993 yılına kadar Merhaba Abidin diye bir çalışmaya dönüştürdüm. Hayatındaki bütün kesitleri bana o V8, o dediğim pek kaliteli olmayan kameraya anlatmıştı. İnanılmaz bir zenginlik. 93'te kaybettik ama Abidin Bey benim için hep var. Çünkü bu toprakların yetiştirdiği, bu toprakları dünyaya tanıtan, dünyayı da bu toprakların insanına tanıtan bir değer. Nazım Hikmet, iki bölümlük meşhur şiiri Saman Sarısı'nda sorar ressama. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? Abidin Dino ise bu soruya özlem dolu bir şiir yazarak cevap verir. Davullar çalsa, zurnalar söyleseydi, bağrımıza bassaydık seni Nazım, yapardım mutluluğun resmini. İşte o zaman Nazım, yapardım mutluluğun resmini. Buna da ne tuval yeterdi, ne boya. Mutluluğun resmi aslında bir resim değil, bir şiirdir Abidin Dino'nun kaleminden çıkan. Sofrasında bir şey, şezlonglar konuştuk ve oturttuk. Ondan sonra büyük çam ağaçları vardı, sülh havuzun etrafında. Bir aralık uzandı Nazım. Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Osmanlı Tokadı gibi Türkiye'nin en çok izlenilen dizi ve filmlerinde canlandırdığı karakterlerle adını duyurdu Vildan Atasever. Çocuk yaşlarda hayalini kurduğu mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Oyunculuk serüvenim, önce sinema, televizyon ve oyunculuk eğitimi aldım. Öyle başladı aslında. Çocukluğumdan beri var olan bir tutkuydu benim için. Sonra eğitim aldım. Farklı farklı karakterler oynadım. Benim için çok iyi bir tecrübeydi. Ve oynadığım, ilk oynadığım diziden son oynadığım Tek Yürek dizisine kadar bütün karakterlerimi severek oynadım. Beni heyecanlandırdılar. Ayırmak benim için çok zor açıkçası. Çünkü hepsi bana ait. Emek verdiğim işler. O yüzden ayıramam. Kariyerine dizilerin yanı sıra birçok film de sığdırdı. Atasever şu sıralar vizyonda olan TRT ortak yapımlarından Dilsiz filminde Selma karakterini canlandırdı. Alayım, yani almak için geldim de. Talebe kabul etmiyor. Bazı şehirlerde filmimizin vizyona girmemesine rağmen orada o şehirde yaşayan insanların filmimize ilgi gösterip sinema salonlarında, mesela bunlardan biri Konya, bir diğeri Erzurum, şu anda Gaziantep için uğraşılıyor. İnsanların filmimizi görmek için örgütlenip bir şeyler yapıyor olmaları beni çok mutlu ediyor. Bu da doğru ve iyi bir iş yaptığımızın göstergesi. Çünkü siz iyi bir iş yaptığınız zaman insanlar, siz oraya götürmeseniz bile insanlar ona ulaşmak için bir şeyler, bir mücadele veriyor. O anlamda ben çok mutluyum. Yani filmimizi görmek istiyor insanlar. Filmimizi izleyen insanlardan da onların üzerinde
önemli bir his bıraktığını duyuyorum. Öyle söylüyorlar bana. Çok etkilendiklerini söylüyorlar. Telefon alıyorum, teşekkür telefonları alıyorum. Beni tebrik ediyorlar, ekibimizi tebrik ediyorlar. Bunlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ben mesela Selma'yı okuduğum zaman bana çok kendimden de gördüğüm, hissettiğim çok güzel duygular bıraktı bende ve o heyecanla ben bu işe dahil oldum. Ne hoş. Mesleğini büyük bir özveriyle yapan oyuncu, hızla tüketilen dizilerin önüne geçilmesi gerektiğinin altına çiziyor. Elbette. Ben sizi daha fazla rahatsız ettim. Hem birbirine benzer senaryoların olması, hem çok fazla dizilerin çekiliyor olması, yani şimdi bir kanal için 26 tane proje mesela gün, yani hafta 7 gün zaten yani mantık olarak olmuyor. Onun dışında 140 dakika bir emek var. Yani her gün 7-24 çalışıyor insanlar, emek veriyorlar ve 140 dakikalık bir kaseti kanala yetiştirmeye uğraşıyorlar. İsterim ki hani az iş olsun ama öz olsun. Ama hiç kimse işini yarı yolda bırakıp ayrılmak zorunda kalmasın. Ve şu anda dijitale çok kayıyor. Televizyondaki diziler falan dijitale kaymaya başladı. Yani bunun için bence hepimiz hep birlikte oturup bu sirkülasyonun, bu hızlı sirkülasyonun ve bu hızlı tüketimin nasıl önüne geçebiliriz ve ne kadar sağlıklı, nasıl sağlıklı işler yapabiliriz adına oturup konuşup daha doğruyu bulabilme adına konuşup üretim yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Vildan Atasever, Dilsiz filminin yanı sıra yakın zamanda vizyona girmesi planlanan iki ayrı sinema filmi için oldukça heyecanlı. Ben dizi oyunculuğunun oyuncuyu sürekli bir antrenmanda böyle sürekli nasıl anlatayım? Yani sürekli bir tempo içerisinde olmanın oyuncuyu geliştirdiğini düşünüyorum açıkçası. Doğru bir hikaye ve iyi yazılmış bir karakter, benim de heyecan duyacağım bir karakter olursa tabii ki televizyonda. Çünkü bugün birçok insana televizyon sayesinde ulaşıyoruz. Tabii ki çok isterim televizyon işlerinde, dizisinde olmak. Mesleğimi durmadan devam ettirmeyi çok istiyorum doğru projelerle. Şu anda anlaştığımız bir proje yok. Allah hayırlısını nasip etsin, onu diliyorum. 3 tane sinema filmim var oynadığım. Önümüzdeki sezonda işte bir tanesi Malazgirt 1071, Şubat ayında inşallah vizyona girecek. Sonra otizmle ilgili yaptığımız Sadece Farklı diye bir filmimiz var. O da çok etkileyici bir hikaye. O da vizyona girecek. Bu arada belki iyi bir senaryo gelir. İçinde kendimi bulurum, bir dizi senaryosu gelir. Olabilir, her şey olabilir. Yarın ne olacağını bilmiyoruz açıkçası. İzmir Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyun Arf Sabiti, adını dünya matematik literatürüne geçiren dahi matematikçi Cahit Arf'ın yaşamını konu alıyor. Dağdaki bir çobandan daha kıymetli değilim. Evet, değilsiniz. Eğer o çoban cephede kalıp dönmezse yerine başka birinin koyup gitmeyi pek çabuk öğrenebilir. Siz mi? Ama siz dönmezseniz yerinize bir çoban... Gönül Kıvılcım'ın kaleme aldığı tek kişilik oyun Can Yeleğinde Elçin Atamgüç mülteci bir anneyi canlandırıyor. O zaman yola çıkıyoruz. Babam hasta, o yürüyemez. Ama büyük oğlumuz var. Hadi dedi, Gedik Filarmoni Orkestrası, Albert Lonkol Klasik Müzik Konserlerine, Viyana'da yaşamış bestecilerin yaylı orkestra için yazdığı eserlerden oluşan bir seçkiyle konuk oluyor.
Sihirli Flüt lakaplı Şefika Kutluer, arpist Zeynep Öykü ile Ankara'da bir resital verecek. Osmanlı'dan Cumhuriyet yıllarına taşınan buharlı yük ve yolcu vapurlarının aslına uygun tabloları ilk kez sanatseverlerle buluştu. Beyazım Trak, Ayşe Erkmen'in 1970'lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenleri ve yeni işlerini bir araya getiriyor.